Herkese merhabalar arkadaşlar. eFootball 2023 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, yarın bizleri neler bekliyor? Haftanın oyuncularını tahmin, gelecek olan epikler. Daha sonrasında da biliyorsunuz bir haftadır neredeyse oyun oynanmayacak hale geldi. En son güncellemeden sebep. Bununla alakalı hangi gelişmeler olacak? Bunların üzerine duracağız. Daha sonrasında videomuzu noktalandıracağız. Öncelikle arkadaşlar, dediğim gibi bir haftadır güncellemeden sonra oyun oynanmıyor. Maalesef biliyorsunuz bu geçiş ekranlarında işte gol olduktan sonra işte veya işte top taca çıktıktan, ekran değiştikten sonra veya ilk yarı bittikten sonra falan oyunda kasmalar, donmalar oynuyor. Bu oyunla en son güncelleme ile alakalıydı arkadaşlar. Muhtemelen yarın bir güncelleme ile bunu düzeltecekler. Ama bunun tabii ki bir de özür hediyesi olması lazım arkadaşlar. Özür hediyesi ne olur? Yani ben MyClub parası bekliyorum arkadaşlar ama 10.000 GP şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yani beklentimiz tabii ki MyClub parası. Çünkü bir haftadır neredeyse oyun oynanmayacak hale geldi arkadaşlar. Yani bunu büyük bir özür hediyesi olması lazım. En az yani 300 ila yani 100 ila 300 MyClub parası arasında bir hediye olması lazım. Ama dediğim gibi 10.000 GP'de şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyebilirim. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Coins mi olacak, GP mi olacak? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Yarınki güncellemede bakımda bu sorun düzelteceğine inanıyorum ben arkadaşlar. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Bir diğer coin'umuz yarın gelecek olan epikler. Bu hafta biliyorsunuz Forlan ve Love, yani Manchester United epikleri geldi. Önümüzdeki haftada şu anda ekranda görüyorsunuz. Aynı zamanda Ito, yani Japon epikleri geldi. Sıralamada Luis Figo ve Raul gözüküyor. Yani bu da ne demek? Demek ki önümüzdeki yani yarın artık Real Madrid'in gelmesini bekliyoruz. Büyük ihtimalle Raul big time olaraktan zaten ekranda zaten şu anda görüyorsunuz. Figo epik olarak, yanında da ya Roberto Carlos olur, ya Morientes olur, ya Guti olur. Yani büyük ihtimalle birisi olur. Bu 3 oyuncu yani Real Madrid paketi karşımıza çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim tahminim bu. Yani buradaki sıralamaya baktığımız zaman o şekilde gidecektir diye tahmin ediyorum. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Raul, Luis Figo, yanlarında işte ya Guti, ya Morientes, ya Roberto Carlos. Yani başka kim var Real Madrid dışında aklıma gelmiyor ama bunlardan birisi olacaktır diye düşünüyorum. Epikler konusuna da değindikten sonra hemen haftanın oyuncularını tahmin bölümümüze geçelim. Şöyle ekranımızı değiştirelim arkadaşlar. Bu ekranımız geldi. Tahminlerimize başlıyoruz. İlk oyuncumuz Zinchenko arkadaşlar. Bir Aston Villa Arsenal maçı vardı. Arsenal 4-2 son dakikalarda bulduğu iki golle, daha doğrusu bir tanesini kendi Emiliano Martinez kendi kalesine attı ama 4-2 kazanmış oldu. Tam dedim puan kaybedecek ama 90+3, 90+8'de 2 gol bularaktan Arsenal maçı kazanmayı, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Zinchenko burada 1 gol attı. Martinelli de çok iyi bir performans sergiledi ama ben Zinchenko'nun gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani bu hafta da kondisyon derecesi A'ymış mesela. Haftaya da artık gelir diye düşünüyorum. İlk oyuncumuz Arsenal'den Zinchenko arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman İspanya Ligi'nde bir Mallorca-Villarreal maçı var arkadaşlar. Villarreal deplasmanda Mallorca'ya 4-2 kaybetti. Mallorca muhteşem bir performans sergiledi. 4 gol birden attı Villarreal gibi bir takıma. Burada Daniel Rodriguez 2 gol birden attı arkadaşlar. Büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelecektir diye düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman maçın da yıldızı oldu zaten. Özellikleri her iki kanatta da oynayabiliyormuş. Göbek de oynayabiliyor. Fena değil. Özellikleri bu şekilde arkadaşlar. İkinci oyuncumuz da Mallorca'dan Daniel Rodriguez arkadaşlar. Hemen devam edelim. İngiltere Ligi'nden devam edeceğiz. Bir Manchester United Leicester City maçı var arkadaşlar. United 3-0 kazandı. Burada şimdi tabii ki arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Standart kartı neredeymiş bu adamın? Şurada. Standart kartına bakacağız. Şimdi burada Rashford 2 gol attı arkadaşlar. Rashford bu arada durdurulmuyor. Rashford konusunda da aslında bir konuya değinmek istiyorum. Yani 2021'de Rashford'un performansı bu kadar yüksek değilken Rashford'un 102'lik bir ikon kartını getirerek muhteşem bir kartını getirdiler. Ama Rashford'un dediğim gibi performansı o kadar iyi değildi o dönemde. Ama şu anda adam neredeyse 11 maçta 9 gol mü attı, 10 gol mü attı? Yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Muhteşem bir performans sergiliyor.
Yani Rashford'un çok muhteşem bir kartını getirmesi gerekirken, yani şu anda getirmesi gerekirken, bunu 2021'de hiç alakası yokken getirdi ama şu anda da saçma sapan kartlarını getiriyor. Her neyse, konumuz bu değil. Kısaca değinmek istedim. Rashford'un arkadaşlar kartı, yani geçtiğimiz haftalarda haftanın oyuncularına geldiği için ben 2 asist yapan Bruno Fernandes'in o haftanın oyuncularına geleceğini düşünüyorum. Gerçi Bruno Fernandes'in de maşallah sürüsüne bereket kartı var burada. Rashford'a bakalım bir de. Rashford. Şu olmadı. Rashford'un kartı, haftanın oyuncuları kartı bir tane gelmiş. Bir kere gelmiş. Yani yine gelir mi bilmiyorum ama dediğim gibi gerçekten bitiriciliği iyi olan bir kartı gelmesi gerekiyor gelse de. Ama ben dediğim gibi Bruno Fernandes'i bekliyorum. Ama Rashford'un da gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Dedikten sonra hemen devam edelim. Devam ettiğimiz zaman Tottenham maçına geçiyoruz. Tottenham West Ham maçında Tottenham 2-0 kazandı. Gollerden bir tanesinde Emerson attı arkadaşlar. Kesinlikle haftanın oyuncularına beklediğim bir oyuncu. Sağ bek ama bu maçta sağ kanat olarak oynadı arkadaşlar. Büyük ihtimalle sağ kanat olarak gelecektir ama sağ bekte de oynayabilecek bu kart. Özelliklerine baktığımız zaman hızı bayağı yüksek gözüküyor. Mesela bu kadar hıza gerek yok. Mesela pas vermeyi şöyle yapmış olsak böyle de çok güzel bir kart haline gelir Emerson arkadaşlar. Emerson'u haftanın oyuncularına bekliyorum. Devam ettiğimiz zaman muhteşem bir Paris-Lille maçı var arkadaşlar. Burada da yani Mbappe gol attı, Neymar gol attı, Messi son dakika muhteşem bir gol attı. Şöyle ben ama burada arkadaşlar Neymar'ın haftanın oyuncularına gelmesini bekliyorum. Yani Mbappe çok geldi. Aşırı fazla geldi. Yani en son biliyorsunuz bu şöyle gösterelim hatta. Bakalım Mbappe'nin bir kartı burada var. Dünya Kupası kartı var. Gerçi Mbappe de bir kere gelmiş. Yani Mbappe Dünya Kupası'nda iki kere gelmişti. Tek yani maçın yıldızı Mbappe ama ben Neymar'ın geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Neymar olabilir diye düşünüyorum. Messi olabilir mi? Messi yani galibiyet golünü attı ama ben Neymar'ın gelmesini bekliyorum. Haftanın oyuncularına şöyle bir kartı gelir muhtemelen diye düşünüyorum. Neymar baktığımız zaman bir gol bir asist yaptı. Neymar haftanın oyuncularına gelme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman Golovin ön plana çıktı arkadaşlar. Golovin bir gol attı. Takımının galibiyet golünü atmış oldu. Ve maçı 2-1 kazandı. Golovin benim beğendiğim oyunculardan da bir tanesi ayrıca arkadaşlar. Ofansif orta sahada gerçekten hem formunun 2 olması, hız hızlanması falan gayet güzel bir oyuncu. Bu hafta kondisyonu zaten A'ymış. Önümüzdeki haftada haftanın oyuncularına yani yarın gelmesini bekliyorum Monaco'dan arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman bir Toulouse Marsilya maçı var arkadaşlar. Buradan da Cengiz Ünder'in haftanın oyuncularına gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Toulouse-Marsilya maçından. Marsilya 3-2 kazandı. Cengiz güzel bir gol attı ve yani haftanın oyuncularına da gelmesini bekliyorum. Zaten hiç daha önce gelmemiş. Gelirse harika olur diye düşünüyorum. Cengiz Ünder arkadaşlar. Kondisyon derecesi mutlaka A olacaktır zaten. Haftanın oyuncularına Cengiz Ünder'i bekliyorum. Devam ettiğimiz zaman bir Barcelona Cadiz maçı var. Barcelona 2-0 kazandı. Burada Sergi, bakalım şöyle yazalım. Sergi Roberto çıktı mı burada? Çıkmadı. Roberto diye yazalım. Bakalım şöyle Sergi Roberto burada. Tamam. Sergi Roberto bir gol bir asist yaparaktan muhtemelen haftanın oyuncularına gelecektir. Maçta yalnız sağ bek oynamadı. Göbek oynadı arkadaşlar. Göbek oyuncusu olarak büyük ihtimalle karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Sergi Roberto özellikleri gayet güzel. Baktığımız zaman açıyı daraltma yerine olta. Yani defansif orta saha olarak bile kullanılabilir. Sergi Roberto bir gol bir asiste Barcelona'dan gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman bir Juventus
Juventus Spezia maçı vardı arkadaşlar. Perin burada güzel bir performans sergiledi. Perin'in burada haftanın oyuncularına gelme ihtimali olabileceğini düşünüyorum. 1.88'lik savunmacı bir kaleciymiş. Bakalım, bekleyip göreceğiz. 2-0 kazandı Juventus. Perin muhtemelen haftanın oyuncularına gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Son oyuncumuz da Giroud Immobile. 2 gol birden attı. Lazio Salernitana maçında büyük ihtimalle Immobile'yi haftanın oyuncularına bekliyorum. Burada özel kartları falan da varmış zaten. Haftanın oyuncularına daha önce hiç gelmemiş. Standart kartı da buymuş. 96 oluyormuş. Bitiriciliği falan gayet iyi duruyor Immobile'nin. 1.80 boş boyu. Tam benlik bir oyuncu aslında. Hem kafa da vurabiliyor, hem çok ağır da değil. Bitiricilikten bir tık, iki tık alınabilir. Mesela alt vücut gücüne verilir. Bu şekilde de kullanılabilir. Sıçrama 70. Güzel oyuncumuş. Evet arkadaşlar, tahminlerimiz bu kadardı. Güzel tahminlerde bulunduk. Güzel oyuncular var bence. Baktığımız zaman Neymar gibi, Godwin gibi, Cengiz Ünder gibi. Yine baktığımız zaman Rashford'un eğer güzel bir kartını, gerçekten 2021 kartına benzer bir kart yapıp getirirlerse muhteşem ötesi olur. Bence hak ediyor. Dediğim gibi Rashford şu anda yani geçmiş dönemleri bakıyorum böyle. Yani şeyinin tam zirvesinde. Yani tam zirvede şu anda. En üst performansını gösterdiği zirve, kariyerinin zirvesinde olduğunu düşünüyorum. Yani muhteşem bir kartını bekliyorum arkadaşlar. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.